temizlik ya da ateş yakma ya da dal kesme, ne derseniz deyin, 2021 fındık sezonu bitti, bitecek dediğiniz çok doğru. Babaannem derdi ki fındık ağacı 2 gün dinlenir oğlum derdi. Fındık meyvesi gerçekten 2 gün dinlenir, hemen çalışmaya başlar. Yani çok hassas bir meyve olduğu için. Ama siz yıl 12 ay bu fındık dalıyla alakalı temizlik, bakım, onarım yapabiliyorsunuz. Ona da müsait bir bitki. Daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın Karadenizli vatandaşlar, yani Türk milletine fındık özel bir nimet aslında. Bunun hemen yapraklar dökülmeden, daha belirgin oluyor çünkü çürümüş dalları, zarar görmüş kurttan ya da yabancı maddeden zarar görmüş dalları oradan temizlemek, ayıklamak daha kolay oluyor. Bir ikincisi, toprak tahliliyle fındık bakımına başlarsak çok akıllı iş yapmış oluruz. İlk önce toprak tahlili alarak odamızda bildiğiniz üzere laboratuvarımız var. Toprak tahlilinin sonucuna göre gübrelemeyi, ilaçlamayı yaparsa üreticimiz çok daha iyi olur. Dal kestirmeyi, dip sürgünü aldırmayı, yardımcı filiz, yardımcı dal bırakmayı da profesyonel bizim eğitim verdiğimiz, her gün istense eğitim verebildiğimiz insanlara yaptırsalar çok daha iyi olur. Neden? Bu çok önemli. Çünkü bizim arazilerimizdeki fındık kökleri, fındık ağaçları çok yaşlandı. Dedemden kalma, babamdan kalma, senin dedemden, babaannemden, anneannemden kalma araziler üzerinde çalışıyoruz. Bunları söktürüp yeniletmekte çok zorlanıyoruz çiftçilerimize. Ama eğer profesyonel ekiple hiç değilse var olan üzerinden çalışırsak, hiç değilse onu daha akıllı, daha sistematik bir sistemle yaptırabiliriz. Bu da fındığın geleceği açısından, ömrü açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü fındığın geleceğini fındık dibi çalışanları, fındık dibinde çalışanlar kurtaracaklar arkadaşlar. Eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu insanları daha akıllı, daha bu işi daha profesyonel yapan insanlar her yörede mutlaka vardır. Üreticilerimize naçizane tavsiyemiz, bu insanlarla bakımların, onarımların yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Yaprak döküldükten sonra dezenfektan dediğimiz bordo bulamacını kullanabilirler. Kısaca şunu söyleyeyim aslında. İlçe müdürlüklerinde, il müdürlüklerinde ve ziraat odalarında konuşlandırdığımız ziraat mühendislerinden bilgi alarak onlardan aldıkları bilgilerle bahçelerinin bakım, onarım yaptırırlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum.